2019 yılında iki kanalım çalındı ve elimde hiçbir şey kalmadı. Aylar sonra kanallar elime geldiğinde de elimde hiçbir şey yoktu. Yeni kanal açtım, sıfırdan başladım. Her ay 10-15 video atıyordum. Zamanla da bu düşmeye başladı. Eğer 8 video atıyorsam ayda kendimi kötü hissedip öbür aylarda da daha fazla video atıp telafi ediyordum. Şu sıralarda da bir baktım ki 8-9 video atıyorum ayda. Ama bu Eylül ayı bambaşka olacak. Çünkü işlerim için çok fazlasıyla gezmem gerekiyor ve gezerken de kendime biraz zaman ayırıp tatil yapmak istedim. Fakat işler istediğim gibi de gitmedim. Öncelikle Bursa'dan Kayseri'ye gitmem lazımdı. Ama Bursa'dan hiçbir şekilde uçuş olmadığından dolayı İstanbul'a gittim. Bu süreçte tabii ki 1,5 saatlik otobüs nedense çok fazla tartışmalı bir yolculuk yaptı. 3,5 saatte Sabiha Gökçen'deydim. İstanbul'dan Kayseri'ye uçtum. Kayseri'de imza günü yaptım. Kayseri'den İzmir'e uçakla gittim ve hastalığım başladı. Acayip bir mide ağrısı, kramplar ve günde artık 10 tane ilaç kullanıyorum. Belli bir etkinlik aslında çok daha erken olacaktı fakat ayarlamalardan, planlamalardan dolayı İzmir'deki etkinlik ertelendi. Ben de arkadaşıma söz verdiğim için Datça'ya gitmem gerekiyor. Yarın 6 saatlik bir yol çekeceğim. Ardından tekrardan İzmir'e geri dönmem lazım. Çünkü bu sefer etkinliğin asıl tarihi var, sonra da eve döneceğim. Bu 17-18 Eylül'de olacak. O zamana kadar hiçbir şekilde Bursa'ya, evime dönemeyeceğim. Şu an bu dinlediğiniz ses kaydını terleyerek bir battaniyenin altında akustik bir ortam olsun diye kaydediyorum. Aynı eski günlerdeki gibi. Etrafta çok fazla gürültü var, çok fazla sesim duyulabiliyor. O yüzden de aynı battaniye tekniğini tekrardan kullanıyorum. Küçük bir mikrofon, battaniye ve ben. Peki bu süreçte neler olacak? Yarına bir oda vlogum var. Ben bütün videoyu düzenledim, size daha önceden atacaktım. Fakat plansız bir elektrik kesintisi yaşandı. Ben de bugün anneme bazı tarifler yaptım ve bilgisayara başka masa üstünden bağlanabileceğim bir program indirdim. Bu videoyu kendim yükledim. Fakat size bu videoyu atacak kadar internetim kaldı. Mobil internetim kaldı. Onu attıktan sonra yarın 6 saat yol çekip arkadaşımın internetinden Oda Vlog'unu yarın saat 17.00'a yetiştireceğim. Akşam 5'te Oda Vlog'unu isterseniz izleyebileceksiniz. Ayrıca sürekli iş yaptığım bir markadan da bir laptop istedim. Onlar da eğer adresi yollarlarsa sizin için başka videolarda evden uzaktayken yapmak istiyorum. Hatta bir sürü balığın olduğu denizin altında zıpkınla avlanmalardır. Arkadaşım kendi evini yaptı, kendi evini inşa etti. Bunun gibi Reels'lar Instagram'a gelecek. Aynı anda da tabii ki ikinci kanalıma da bunların shorts'unu YouTube'a atarım. Daha farklı içerikler göreceksiniz. Tabii ki Minecraft içerikleri de aynı şekilde devam edecek. Ha, ne yapmamı istersiniz? Hangi içerikler ilginizi çekiyor? Siz bunları yazın. Bakalım benim hangisi hoşuma gidiyor. Bunlardan cımbızla çekerekten, ince eleyerekten kendime uygunları seçeceğim ve bu süreçte uzak da olsam, internet kısıtlamalarım da olsa bir şekilde video yetiştireceğim. Fakat özetle 18'inde eve dönüyorum. 18 Eylül'den sonra dansık video bekleyebilirsiniz. Bundan öncesinde ise bayağı bir zorlu olacak benim için. Hastalığı yenmek istiyorum. Güneşin altında zaten eridim, bittim, yandım. Şu hastalığı da atlatırsam her şey çok daha iyi olacak. Bu süreçte Aquapark'a da gittik. Aquapark'taki bütün çalışanlar dahil bir sürü kişi dedi ki, bu video ne zaman gelecek? Bu nasıl olacak? Şu olay nasıl oldu? Evet, aktifliğimi azalttığımı biliyorum. Ama bunların hepsi işlerle alakalıydı. Boşta durmuyordum. Yakında daha farklı projeleri zaten size açıklarım. Şu ana kadar destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hani bir haber kalmayın. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Eylül'de bizi neler bekliyor? Bunları söyleyeyim dedim. Yarın da Oda Vlog'unda 17.00'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hiç böyle çekim yapmadım. Üstelik. Hani hiçbir şey yokmuş gibi. GTA NPC. Beni çeksene. Nasıl çekeyim seni? Her third person gibi. Arkamdan çek. Çekiyor musun?